Evet, bu videomuzda da salon kısmını çizmemin diye devam edeceğiz. Salon kısmını çizim için şuradan itibaren devam edelim. Yani antrenin devamı olarak şu salonun giriş kapısından itibaren devam edeceğim. Şuraya geldim. L Enter diyerek çizgi komutumu aktif yaptım ve şu köşeye gelip bir kez tıklıyorum. Tıkladıktan sonra buradaki ölçümü gireceğim. Buradaki ölçüme bakalım. 90 artı 125, yani 215 santim olarak görünmekte. 215 yazıyorum. 215 dedikten sonra şimdi şuradaki duvarımızı gireceğiz. Burası 7 metre, yani 700 santim olarak görünmekte. Bakalım şu uç noktasındaki ölçünün nereden aldığına bakmamız gerekiyor. Evet, şuradan itibaren diğer tarafa gidiyorum. Diğer tarafta da duvarın bittiği noktadan itibaren olması gerekir. Bakıyorum, evet, 700 santim olarak görünmekte. 700 yazıyorum. Enter'a bastım ve biraz uzaklaşıyorum. Şöyle salonun duvarını görebilmek için. Yine burada da biraz uzaklaşıyorum. Farenin orta tekerini geriye doğru çevirerek uzaklaşabiliyorum. Evet, şuraya geldim. Buradan itibaren de bir 180 santimlik bir çıkıntı var. Yukarıya doğru 180 yazıyorum. 180 yazdım. Enter'a bastım ve duvar kalınlığı dış duvar olduğu için burada yaklaşık 25 santimlik bir kalınlık var. 25 dedim. 25 dedikten sonra aşağı doğru ineceğim. 180'e 25 eklediğimizde aşağı doğru 205 yapıyorum. 205 Enter dedim ve şuraya birleştiriyorum. Evet, ESC tuşuna basarak salonumun birinci duvarını oluşturmuş oldum. Şimdi diğer taraftan itibaren devam edelim. Diğer tarafa baktığımda burada 190 santimlik 2 adet pencere görünmekte. 190 santimlik 2 adet pencere 3 metre 80 santim, yani 380 santim yapar. Yani şuradaki çizgimi 380 santim offsetleyeceğim. Buradaki çizgimi seçtim. O Enter dedim ve orta noktasına tıkladım. Yukarıya doğru faremi hareket ettirdikten sonra 380 yazıyorum. Enter'a bastım. Yukarıya çizgi oluşturuldu, aslında biraz uzaklaşıyoruz. Farenin orta tekeriyle de çizimi aşağı doğru çekiyorum. 380 santim, evet, yukarıda oluşturulmuş. Üstünde bir noktaya tıklıyorum. Tıkladıktan sonra çizgim orada oluşturuldu. ESC tuşuna basıyorum. Şimdi buradaki ölçülere bakalım. Şuradan itibaren köşe kırılma noktasına kadar 180 görünüyor. Şurası 10 santim görünüyor. Yani 190 santimlik bir çizgi var. 190 santimlik çizgiyi çizip daha sonra köşeyi kırmayı düşünüyorum. İsterseniz şu anda da kırabilirsiniz sizler. Ben şuraya geldim. L Enter diyerek çizgi komutunu aktif yaptım ve şuraya tıkladım. Yukarıya doğru 190 bir ölçü giriyorum. 190 dedikten sonra yine bu tarafa doğru, şurada bir 90'lık ölçü var. Şuradaki ölçüye bakalım. Burada bir ölçüde bir sıkıntı var mı diye. Şurada bir 90 görünüyor fakat üstten de bir kontrol etmek istiyorum. Şurası 95. Evet, 105. Burası 105. Şuradaki 90 santimlik ölçü nereden itibaren onu anlamaya çalışıyorum. Şu noktadan mı acaba, bu noktadan mı diye. Şu noktadan olduğunu düşünüyorum. Bir deneyelim. Şöyle 90 santim yazıyorum. 90 dedikten sonra dış duvar için 25 yazıyorum. Burası 90 değil, 100 santim de olabilir orada çünkü 10 santimlik bir kısım var. 25 dedim. Bazen ölçülerin çizgileri birbiri üzerine geldiği için hatalı okuyabiliriz. Bunu anlamaya çalışıyorum şu anda. Burası da 115 santim olarak görünmekte. 10, 10 daha 20, 95 daha 115. Evet, 115'lik bir ölçü girelim, bakalım nasıl bir şey olacak. Normalde şu aralığımız 25 santim olması lazım. Sanki doğru çizmişiz gibi görünmekte. Daha sonra aşağı doğru hareket ediyorum. Eğer doğru çizdiysek bu uç noktaya birleşmiş olması gerekir. Buraya geliyorum. Buraya bir kez tıkladım ve uç noktaya birleşti. Yani tam bu noktaya denk geldi. Eğri olmadı yani çizgimiz. Şuradaki köşeler kırılmış. Bu 10'luk bir chamfer, yani köşe kırma yapılmış burada. Bu köşe kırmayı da yapalım. Bunun için chamfer komutunu çalıştıracağız. CHA yazdım ve Enter'a bastım. Benden chamfer'ın birçok seçeneği var. Ben uzunluk, yani mesafe olarak bu işi yapmak istiyorum. Bunun için klavyeden D tuşuna basıp uzunluk kısmına geçiyorum. Birinci çizgi için ölçü giriniz diyor. 10 yazdım. Enter'a bastım. Şimdi ikinci chamfer çizgisi için ölçü giriniz diyor. 10 kendisi otomatik geldi zaten. İsterseniz elinizde de yazabilirsiniz. Enter'a bastım. Bu çizgiye tıklıyorum ve bu çizgiye tıklıyorum. Köşeyi 10 santimlik kırdı. Yine aynı şeyi burası için de yapmak istiyorum. En son kullandığım komutu tekrar aktif yapmak istiyorsam klavyeden Enter tuşuna bastım ve chamfer komutum aktif oldu. Birinci çizgiye tıklıyorum. İkinci çizgiye tıklıyorum. Burayı da 10'ar santimlik kırmış oldum. Evet, şöyle uzaklaşalım. Salonumuzu görelim. Şimdi şuradaki duvarımızla alttaki duvarımızı oluşturduk. Şu iç şuradaki duvarımız kaldı. Bu duvarı da birlikte yapalım. Şuraya yakınlaşıyorum. Pencerenin olduğu yerden itibaren devam edeceğim. Buradaki penceremiz kaç çıkmış? 95'e
95'er santimlik bir tencereyle bir kapı, buradaki balkona açılan kapı, 95'er santim görünmekte. 95'er santimlik bir kapı oluşturacağız burada. Şöyle uzaklaşıyorum. Şurayı 95-95, 190 santimlik bir kapı aralığı görünüyor burada. Bu çizgiyi seçip O'ya bastım. Offset komutunu aktif ettim. Orta noktasına bir kez tıkladıktan sonra faremi sağa doğru hareket ettiriyorum. Bu durumdayken 190 yazıyorum. Enter'a bastım ve çizgim orada oluşturuldu. Fakat bir kez de tıklamamız gerekiyor. Buraya bir kez tıkladım ve ESC tuşuna basarak bu aralığımı da oluşturmuş oldum. Şimdi şuradan itibaren devam edelim. Buradaki ölçülerimiz nasıl? Onun hesabını yapmamız gerekiyor. Şurada hatalı bir ölçü var. Aslında şurası 90 olması lazım. Şu ölçü yanlış alınmış. Yani şurasındaki ölçü alınırken yanlış bir noktaya tıklanmış olabilir. Burası 90 artı 10, 100, 90 daha 190. Yani şuraya kadar 190. Fakat şurada bir aralık daha var görüldüğü üzere. Şu köşeye kadar ben çizmek istiyorum alttan. Yani şu köşeden bu köşeye kadar çizmek istiyorum. O zaman buna göre hesabımızı yapmamız gerekiyor. 90, 100, 190, 10 daha 200. Yani 2 metrelik bir çizgi çizmemiz gerekiyor. L Enter diyerek çizgi komutumu aktif yaptım. Buraya tıkladım. Faremi sağa doğru hareket ettirdim. 200 yazdım. Enter'a bastım. Bunu yaptıktan sonra şimdi aşağı doğru çizeceğim. Şu noktadan bu noktaya ne görünüyor? 125 artı 15. 125, 130, 140 santim görünmekte. Aşağı doğru 140 santimlik bir çizgi çizeceğim. Bunun için 140 yazdım. Enter'a bastım. Bunu yazdıktan sonra 125 artı 15, 140. Bu tarafa doğru gideceğim. Şimdi bu tarafa doğru ne kadar gidiyoruz? 15 artı 230 görünüyor. Fakat 230 buraya kadar. Buradaki ölçümüzü iyi hesap etmemiz gerekiyor. Burada bir aks çizgisi var. Evet, aks çizgilerini kullanarak da hesaplayabiliriz. Veya buradaki duvar kalınlıklarını hesaplayarak da yapabiliriz. Çünkü 230 santim buraya kadar. Buradan 230 santimden 5 düştüm. 225. 15 düştüm. 210 oldu. Şuraya kadar 210 görünüyor. Nereden itibaren? Şuradan itibaren 210. Üzerine de bir 15 ekleyeceğiz. Yine tekrar 225 santim yapıyor. Yani şu tarafa doğru 225 santimlik bir çizgi çizeceğim. 225 yazıyorum. Enter'a bastım ve şuradaki aralığımın 15 santim aralıkta olmasını bekliyorum. Yani görüldüğü üzere sanki 15 santim. Sonradan da ölçebiliriz veya şu uç noktaya denk geliyor mu diye bakarız. Evet, biraz fazla bir burada sanki ölçü almışız. Yani biraz daha mesafe uzakta. Tekrar ölçelim. 15 santim. 15. Şuradaki 15 15'i götürecektir. Evet. 230'a 15 ekledik, 245. 10'dan da 20 çıkarttık, 225. Yani buraya kadar 225 olması lazım. O zaman şuradaki ölçülerden herhangi bir tanesinde bir sorun var. Bunu bulmaya çalışacağız. ESC tuşuna basarak burada durduruyorum. Hatanın nerede olduğunu tespit edelim. Evet, ölçü hatamız tam şu noktada. Yani şurada 90 santimden sonra aslında biz burayı 190 santim buraya kadar vermiştik. Ama şurayı da hesaplarken 90 santim olarak eklemiştik. Halbuki burası bir 5 santim daha küçük eklememiz gerekiyordu. Yani buradaki mesafe 85 artı şu noktadan itibaren 85 artı 10, 95, 90 daha 175, 10 daha 185 şeklinde olacak şekilde olması gerekiyordu. Yani şöyle hesaplayalım. 90 değil de 85, 10 daha 95, 90 daha 185 ve 195 olacak şekilde olması gerekiyordu. Yani şuradan itibaren burasını biz 2 metre almıştık. Şuraya bakalım hemen ölçüsüne. Ölçüyü alabilmek için şuradan measure komutuna gidiyoruz. Bakın burası 200. Aslında burası 195 olması gerekiyordu. Peki bunu nasıl düzelteceğiz? Şu şekilde düzelteceğiz. Bunun üzerine bir kez tıklıyorum. Çizginin ucuna bir kez tıklıyorum. Faremi geriye doğru biraz hareket ettirip 5 yazıyorum. Yani 5 santim kısaltacağım. 5 dedim. 5 santim kısalttım ve burayı bu şekilde düzeltmiş oldum. Ve şuradaki çizgimi de, şu iki çizgimi de seçip 5 santim move komutuyla taşıyacağım. Şuraya tıklıyorum ve bütün o iki çizgiyi de içine alacak şekilde bir dikdörtgen oluşturdum. Ve daha sonra buraya gelip bir kez daha tıklıyorum. Tıkladıktan sonra move komutunu çalıştırmak için klavyeden M'ye basıyorum ve Enter'a basıyorum. Ve şu uç noktasından tutup bu tarafa doğru 5 santim hareket ettireceğim. Yani ne tarafa hareket ettirirsen o tarafa gidiyor. Fakat bu faremi ben bu tarafa doğru hareket ettirip sonra 5 yazacak olursam, Enter'a basacak olursam bu tarafa taşıyacaklar. Peki bunu yaparken dikkat edeceğiniz hususlardan bir tanesi, bir yeri yakalamaması gerekiyor. Burada yakaladım. Yakaladığından dolayı bir kez daha seçiyorum. Şöyle bu şekilde yaptım. 5 santim diğer tarafa götürdü. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra M Enter deyip şu uç noktasına bir kez tıklayıp gelip bu uç noktayı yakaladığımızda, bir kez tıkladığımızda oraya birleştirecektir. Ve 5 santim kaydırdık. Şimdi buradan çizeceğim çizgi direkt buraya denk gelecektir. Ve buradaki ölçümüzde de baktığımızda 215 santim. Yani oradan aşağı 215 yazdığımda şurayla birleşmesi gerekir. L Enter diyorum. Buraya geldim. Bir kez tıkladım. Aşağı doğru geliyorum. Bakın isterseniz buraya direkt tıklayabilirsiniz.
hatırlayabilirsiniz veya isterseniz bunu, peki burada tabii bu sefer de daha fazla geri aldık zannediyorsam, bunu da ölçülerle bakalım. Aşağı doğru 215 yazıyorum. Önce bir 215 yazalım. Bu sefer de birleşmedi. Daha fazla uzağa gitti. Şurada küçük bir hata yapmışız. Hatamız şu. Bakın 5 santim daha fazladan kaydırmışız. Bunu Ctrl Z ile eski konuma kadar gelebiliriz veya tekrar sağa alabiliriz. Bakın ben bu çizgiye bir kez tıkladım. Bu çizgiye bir kez tıkladım. Yine bu çizgiye bir kez tıkladım. Ve bu çizgiye bir kez tıkladım. Tıkladıktan sonra şu uç noktasına tutup şuraya birleştirebiliriz veya diğer taraftan da bunu yapabiliriz. M Enter diyorum ve bu uç noktasına bir kez tıklıyorum ve daha sonra geliyorum. Şu çizginin bu uç noktasına gelip bir kez tıklıyorum. Move komutuyla çizgimi taşımış oldum ve burası birleşmişim diye bir kontrol ediyorum. Evet, birleşmiş durumda. Şimdi salon tarafımın bu taraftaki duvarları oluştu. Şimdi bakalım salonumu oluşturduk aslında. Şimdi bir de balkon tarafı var. Balkon tarafını, balkonumuzu daha sonra çizeceğiz ama şuradaki duvarı şimdilik tamamlayalım. Hemen çizgiyle bunu yapalım. L Enter diyerek line komutunu aktif yaptım. Buraya bir kez tıkladım. Bu tarafa doğru gideceğim. Ne kadar gideceğiz? Bakın şu şuradan itibaren almayacağız. Burası 90 görünüyor. Fakat şuradaki mesafe 5. Yani kapı pervazı 5. Şunu onu nereden anlıyorum? Buradaki 5'e bakarak anlıyorum. Burası 5. O zaman burası 90 santim. Buradaki bir ölçü alımında bir hata var tabii ki. 89-93 değil de burası tam 90 santim. O zaman şunu yapacağız. 5 santim geriden başlayacaksak burası 90 santim yerine 85'ten. 85 santim olarak hesaplayacağız. 85 artı 10 95. 90 daha 185 yapacaktır. Bu tarafa doğru 185 gideceğiz. Hemen 185 yazıyorum. Enter'a bastım. Evet, 185 yazdığımda şuradaki girintiyi bulmuş oldum. Ve buradan da yukarıya 5 santim gideceğim. Şöyle 5 yazıyorum. Enter'a bastım. Yine bu tarafa doğru da buradaki dış duvarın kalınlığı aslında. Dış duvar buradan devam ediyor. 15 artı 10 25 santim olarak görünmekte. Ve 25 yazıp Enter'a bastım ve ESC tuşuna basarak burada bırakıyorum. Çünkü bu taraf salonla ilgili değil. Burası mutfak tarafı. Mutfak tarafını da bir sonraki videomuzda çizeceğiz. Şimdi salonumuzu oluşturduk. Şöyle bir bakalım.